Saygıdeğer izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere tüm dünyada koronavirüsle ilgili vaka sayılarının hızlı bir şekilde arttığını gözlemleyebiliyoruz. Avrupa başta olmak üzere dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen tüm izleyicilerimizin mutlak surette önümüzdeki günlerde daha da dikkatli olması gerekiyor. Özellikle Türkiye'ye gidip dönen ya da basitçe başka bir ülkeye gidip dönen insanların daha da dikkatli olması gerekiyor. Çünkü hastanelerdeki vaka sayıları artmaya başladı. Bunun yanı sıra çok ciddi bir şekilde de aşı tartışmaları dünyanın kamuoyunun gündeminde. İşte bunlarla ilgili olarak Profesör Doktor Uğur Şahin'in ortakları arasında yer aldığı Biontech'le ilgili de pek çok iddia var. Bu iddialar üzerine Profesör Doktor Uğur Şahin bir son dakika açıklaması yaptı. Bakalım Sayın Şahin neler söyledi? Sayın Şahin'in söylediği çok çok önemli konular var. Önce onun söylediklerini sizlerle paylaşacağım. Ardından da elbette söyleyeceklerim olacak. Değerli izleyicilerimiz, Profesör Doktor Uğur Şahin şunları söylüyor. Hepsinden önemlisi bu virüsü hastalık belirtisi göstermeyen insanlar bile hızlı bir şekilde bulaştırıyor. Odak noktamız tamamen aşıydı. Zinde ve üretken kalmak için günde 18 saat çalıştık. Sadece günün belli saatlerinde spor yaptık diyor. Aşının bulunması safhasını anlatıyor. Üçüncü doz aşı ile ilgili sorular yöneltildiğinde ise Sayın Şahin bakın neler söylüyor. Aşı olduktan birkaç ay sonra antikor düzeylerinin düştüğünü görüyoruz. Bu durum tüm aşılar için geçerli. Enfeksiyonları genel olarak düşük seviyede tutmak istiyorsanız enfeksiyonların önlenebilmesi için yüksek bir antikor seviyesine ihtiyacınız vardır. Üçüncü aşı bu amaç için yararlıdır diyor. Bakın değerli izleyicilerimiz. Bu aslında bir itiraf. Şöyle bir itiraf diyor ki sadece birkaç ay sonra aşının etkinliği bitiyor, antikor seviyesi düşüyor ve yeniden aşı olmanız gerekiyor diyor. Şimdi biliyorsunuz dünyada 3. doz yaptıranlar var, konuşuluyor, hala tartışılıyor. Aslında bu şunun itirafı arkadaşlar. 3. dozu olduk sonra diyecekler ki devam. 4 olduk devam. 5 olduk devam. Devam devam devam. Yani bunu ben söylemiyorum. Bu yorum falan değil. Profesör Doktor Uğur Şahin'in açık bir şekilde söylediği ifade ne diyor? Bakın tekrar ediyorum. Aşı olduktan birkaç ay sonra antikor düzeylerinin düştüğünü görüyoruz. Bu durum tüm aşılar için geçerli. Enfeksiyonları genel olarak düşük seviyede tutmak istiyorsanız, enfeksiyonların önlenebilmesi için yüksek bir antikor seviyesine ihtiyacınız vardır. Bu aynı zamanda şöyle bir itiraf. Bu aşıların tamamen enfeksiyonu ortadan kaldırmadığının da bir itirafı. Şu cümleden anlıyoruz. Diyor ki enfeksiyonları genel olarak düşük seviyede tutmak istiyorsanız. Hani şunu söylemiyor. Evet bu sıvılar enfeksiyonu yani koronavirüsü tamamen ortadan kaldırıyor demiyor. Açık. Bakın tekrar ediyorum. Enfeksiyonları genel olarak düşük seviyede tutmak istiyorsanız. Yani diyor ki aşının etkinliği daha baskın olacak. Enfeksiyon sev seviyesi sıfırlanmayacak ama düşük seviyede kalacak. Yani bizi yatağa mahkum etmeyecek. Bu açıklamadan ben bunu anlıyorum. Devam ediyor. 3. doz aşının delta varyantına uyarlanması konusunda şu açıklamalarda bulundular diyor deniliyor. Şu anda aşıyı uyarlamaya gerek yok. Yani değiştirmeye gerek yok. Antikor seviyesi yüksek olan kişilerde aşı delta varyantına karşı da etkili olacaktır diyor. Aşının artık eskisi kadar etkili olmadığı bir varyant çıkarsa aşıyı bu varyanta uyarlayabiliriz. Uyarlanmış bir aşı üretebilmemiz için 3 aydan kısa bir süreye bizim için yeterlidir diyor. Bu anlaşıldı sanıyorum. üzerine çok konuşmaya gerek yok. Devam ediyoruz. Bakın çok enteresan açıklamalar. 5 ila 11 yaşındaki insanların aşılanması kendisine sorulduğunda ise Özlem Türeci cevap veriyor. Eşi şunu söylüyor. Bu yaş grubu için belirlenen aşı dozu 10 miligramdır Bu yetişkinlerdeki dozun üçte birine karşılık gelir. Küçük çocuklar için veriler yıl sonuna doğru hazır olacaktır ifadelerini kullandı. Yani yetişkinlere yapılan aşının üçte biri oranında çocuklara bu aşı yapılabilir diyor. Ama kesin araştırma sonuçları yıl sonunda diyor. Burada şöyle bir şey var. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri tam kullanım onayını verdi bu Biontech'in aşısının çocuklara aşı yapılabiliyor Amerika Birleşik Devletleri'nde eğer istenirse. Bakın devam ediyoruz. Almanya dahil olmak üzere birçok ülkede aşıyı reddedenlere karşı Özlem Şahin şunları söylüyor. Aşı yaptırmayanların çoğunun aşıya şiddetle karşı çıkanlar olmadığına inanıyorum. Teşviklerin nasıl oluşturulacağı aşılamanın önündeki engellerin en aza indirilmesi ve aşının insanlara daha erken ulaşmasının sağlanması konusunda birçok öneri var. Türeci Katkı sağlamak bizim için önemliydi. Bu nedenle geliştirme sırasında tüm yaş gruplarını koruyan ve mümkün olan en yüksek dozda iyi tolere edilen bir aşı seçmeye özen gösterdi, diyor. Biontech'in tüm çalışanların aşılanıp aşılanmadığı sorulduğunda Özlem Türeci yani Biontech firmasının çalışanları aşılandı mı diyor soruyor gazeteciye ve şu cevap veriyor. Diyor ki: "Tabii ki tüm çalışanlara sunduk ve çalışanlarımızın aşılanma oranı yüzde %90'ın üzerinde." diyor. korunun hayatımızı ve manşetlerimizi daha ne kadar belirleyeceği sorulduğunda ise bakın şunları söylüyor Sayın Özlem Türeci. Önümüzdeki haftalarda aşılanma oranını arttırmayı başarırsak sonbahar ve kışı iyi geçirme şansımız çok yüksek. Küçük çocukların ve hamile kadınların aşılanması konusunda kesinlikle tartışmalar olacaktır. Ancak önümüzdeki baharda hemen hemen herkesin aşılanmış ya da virüse karşı bağışıklığı olacak. Virüs hayatımızda olacak ancak toplumun onunla nasıl başa çıkacağına dair stratejiler artık bir tartışma konusu olmayacak diyor. Yani şunu söylüyor diyor ki aşı olmayanlarla ilgili biliyorsunuz dünyanın pek çok noktasında kısıtlamalar var. Nedir bu kısıtlamalar? Uçağa bindirmiyorum diyor. İşte kültür merkezine almıyorum diyor. Sinemaya, tiyatroya ya da kamu kuruluşlarına giremezsin diyor. Bu önümüzdeki kıştan sonraya kadar bu tartışmalar artık olmayacak. Herkes aslında söylediği bu seve seve bu aşıyı yaptıracak diyor. Anlaşılan bu. Yaşlanma sürecinin tersine çevirme ihtimali üzerine soru yöneltildiğinde ise Uğur Şahin şunları söylüyor. Yaşlanmada bir biyolojidir. 10 yıl önce cilt hücrelerinin belirli faktörlerle yeniden programlanabileceği yani gençleştirilebileceği görüldü. Bu tür faktörler hücrelere mRNA aracılığıyla da dahil edilebilir. Bir bilim kurgu filmlerindeki gibi birdenbire yaşlı insanları genç insanlara dönüştüremeyeceğiz. Ama belki de hasar görmüş bir kalbin veya diğer hasarlı veya eski organların tamamen veya kısmen yaşlanma sürecini tersine çevirebileceğiz diyor. Bunun bir gün mümkün olacağına inancımız tamdır ifadelerini kullanıyor. Evet değerli izleyicilerimiz bu açıklamalar Sayın Özlem Türeci ve Profesör Doktor Uğur Şahin'in yapmış olduğu bu açıklamalar gerçekten çok ama çok düşündürücü.